Arkadaşlar merhaba. Şu an gerçekten gördüğünüz gibi aşırı yorgunum. Bir dakika şöyle mi durayım? Evet böyle durayım. Şu an gördüğünüz gibi aşırı yorgunum. Ve bugün mutluyum. Neden? Çünkü 8. sınıf mezuniyetim var ve sabah kalktım. Onun için hazırlanıyorum. Mezuniyetiniz neden sabah neden gece değil diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Keşke gece olsaydı. Ama olsun. En azından bir mezuniyetimiz var. Ablamın hiç olmamış mesela. Şimdi ilk önce gördüğünüz gibi zaten yeni kalktım. Elimi yüzümü yıkamaya gideceğim. Ondan sonrasında beraber bakarız. Şu anda saat kaç biliyor musunuz? Bir dakika bakayım ben. 7:48. Ve ben bugün saat kaçta kalktım biliyor musunuz? Kendi kendime 5'te kalkmışım. Dedim ki, dedim. Bu arada sabah erken aydınlanıyormuş. O yüzden bunu da bugün öğrenmiş oldum. Dedim. Annemi ya ben uyandırmayı unuttuysa ya da geç kaldıysam falan dedim. Sonra saate bir baktım daha 2 saat uyuyabilirmişim. 8'e kadar o yüzden. Yapacağım biliyor musunuz? Yüzümü yıkadım ya. İlk önce saçımı yapacağım. Çünkü elbiseyi giyersem elbise karışır diye elbiseyi daha sonradan giyeceğim. O yüzden şimdi saçımı ne yapacağım diye sorarsanız şimdi ben arkadaşlar dedim ki ilk önce bir büyük buklemi yapsam diye düşündüm. Çok az bukle oluyor ya ondan mı yapsam diye düşündüm. Sonra dedim ki sabahın köründe onu yapabilecek misin Zeynep dedim. Sonra saçlarımı normal düzleştirmeye karar verdim çünkü aşırı üşeniyorum şu anda. Hemen şunu geri asalım. Şimdi saçlarımızı düzleştirmeye gidelim. Arkadaşlar ben size şey dedim biliyorum gideceğim şimdi saçlarımı yapacağım dedim ama ne giyeceğimi göstermeyi unutmuşum. O yüzden şimdi ne giyeceğimi göstereceğim size. Şşt, Mars çıkar mısın oradan? Heh, şöyle. Elbisenin altına şöyle elbise spor bir elbise olduğu için altına düz bir siyahlı beyazlı Converse giyeceğim. Kilotlu çorap giyeceğim ama kilotlu çorap o kadar ince ki varla yok arasında. Neredeyse he bunu giyseniz ne olacak ya bunu giymeseniz ne olacak gibi bir şey. Söylediğim gibi elbise hafif spor bir elbise olduğu için üstüne kot ceketi giyeceğim ve böyle bir elbise. Şuradan normal bir farkı yok dümdüz gidiyor. Ve arkası da gördüğünüz gibi çapraz bir şekilde. Şimdi bunu giymeyeceğim. Söylediğim gibi ilk önce ne yapacağım? Gideceğim, saçlarımı yapacağım. Ondan sonra bunları giyeceğim. Arkadaşlar şimdi banyoya geldim ve maşanın ısınmasını bekliyorum. O sırada size şunu söylemek istiyorum. Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı da takip etmeyi sakın unutmayın. Bu arada babamla birlikte bir YouTube kanalı açmıştık. Ona da çok yakın bir zamanda devam edeceğiz. Eğer abone değilseniz o YouTube kanalına gidip abone olabilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. Maşamızı ısınırken de şunu söyleyeyim ben. Makyaj da yapacağım. Ama çok şey bir makyaj olmayacak. Yani az mesela rimel sürerim, kapatıcı sürerim. Hani hafif de nemlendirici falan sürerim dudağıma. Yani belirgin bir makyaj yapmayı düşünmüyorum. Ablamlar da diyor ki tutturmuş oje sür oje sür diyorlar. Ben oje sürmeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani sürer miyim sürmez miyim bilmiyorum. Artık o da artık gelişen dakikalar içerisinde belli olacak. Şimdi hemen saçımı açıyorum ve saçımı bu arada dün yıkamıştım. Tüm saçım böyle güzel buklu buklu olsa direkt böyle giderdim ama hepsi böyle değil. Şimdi ilk önce saçlarımı bir güzel tarayacağım. Ondan sonra düzleştirmeye başlayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi saçlarımı iyice bir taradım ve düzleştirmeye başlıyorum. Bu arada Mars da yerde oturmuş beni izliyor şu anda. Ondan sonra gösteririm. Ne yapıyorsun oğlum? Bir yerde... Çok kötü düştü. Bir daha düşmesin. Harbiden bir daha düşmesin. Yani bayağı bir ses çıktı. Gerçekten korkutucuydu. Şimdi saçlarımızı düzleştirmeye başlıyoruz. İlk önce sadece şu kısmını ayırdım. Bunlar diğer taraflar arkada. Önlerden başlıyorum. Tek başıma yaptığım için biraz zor olacak. Neden tek başıma? Çünkü annemler falan uyuyor. Annem yapamazsam annemi uyandıracağım. Ama yapabilirsem kimseyi uyandırmam. Bu düzleştirdikten sonra çok sıcak oluyor ya. Benim çok sinirimi bozuyor. Şimdi bakın şimdi dümdüz bu da burası. Bye.
musunuz? Bu arada bu saçımın normal hali. Hiçbir şey yapmadım. Sadece dümdüz alttan topladım. Bu saçımın kendi kıvırcıktı. Ve şimdi düzleştiriyorum. Bence ikisi de güzel. Ama böyle mezuniyete gitmek için bu taraftaki hiç uygun değil. Şimdi ben saçımın hepsini düzleştiriyorum ve tekrar geri geliyorum. Çünkü eğer kamerada böyle düzleştirmeye devam edersem video çok uzun olur. Arkadaşlar şu anda buranın ışığı bir garip, yani sarı taktırmışız. O yüzden bir farklı gözüküyorum kamerada ama olsun. Saçımın bu tarafını gördüğünüz gibi düzleştirdim. Şimdi bu tarafını düzleştirmeye geçeceğim. En son da arkasını yapacağım. Büyük ihtimalle arkasını tam olarak yapamam. O yüzden annemi çağıracağım. Şimdi saat çok yaklaşmış. O yüzden ben hemen şu anda gördüğünüz kıyafetlerimi giyiyorum ve karşınıza tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi elbisemi giydim ve ayakkabımı giymeye başlıyorum. Ayakkabımı giyer giymez hemen yüzüme rimel falan sürmeye gideceğim. Çünkü çok az kaldı. Çünkü okula bir an önce gitmemiz lazım. Hocalar dedi ki biraz erken gelin dediler. Kız ne yapıyorsun? Ya Mars bıraksana. Ya oğlum. Bırak onu. Ya arkadaşlar bu arada Mars siz büyüdü diyordunuz, inanmıyorduk. Geçen videosuna baktık. Gerçekten kocaman olmuş benim. Oh hadi git. Şimdi hemen aynaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi aynaya geldim ve şu an sadece rimel sürmeyi düşünüyorum. Çünkü çok az bir vaktimiz kaldı, hemen rimeli süreceğim. Bu arada daha sabah kalktım, daha dişlerimi de fırçalamadım. Kahvaltımı da yapmadım. Çünkü okula da böyle gideceğim. Hemen ceketimi giyiyorum. Bu arada bu ceketi hiç giymedim. Bu şu anda ilk defa giyiyorum bu ceketi. Aldığımdan beri üstünden bayağı bir zaman geçti ama ilk defa giyiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim son halim bu şekilde. Şöyle göstereyim böyle. Böyle saçlarım bu şekilde. Saçlarım bu arada aşırı hoşuma gitti. Çünkü düz olması çok hoşuma gidiyor. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor bence. Hemen dişlerimi fırçalayacağım. Dişlerimi fırçalar fırçalamaz arabaya bineceğim. Ki hemen okula yetişmemiz gerekiyor. Saat bakayım kaç saat? 8.43. Şu anda 10 dakikaya gitsek desek 9'a önce yetişiriz. Bence güzel olur. Hemen dişlerimi fırçalayıp hemen arabaya gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda büyük ihtimalle Mars'tan tüyler geldi ve elbisem tüy dolu şu anda. O yüzden hemen tüy toplayıcıyı annem evde buldu geldi ve bu arada bunu da ilk defa deneyeceğiz artık. İlk de elbisemin üstünde test etmiş oluruz. İnşallah kötü bir şey yapmaz elbise. Şimdi gider ayak kötü şeyler olmasın arkadaşlar. Değil mi anne? Aynen. Bakıyoruz topluyor mu? Oo maşallah. Alıyor, güzel alıyor. Güzel, tamam. Güzel. Artık hep bundan alabiliriz anneciğim bu bittikten sonra. Haberin olsun, güzelmiş çünkü. Alıyor mu? Alıyor. İyi var. Bu arada annem demese ben hiç fark etmem, biliyor musunuz üstümde tüy olduğunu ve şu an sizi zerre göremiyorum. Ve şu an gerçekten sizi zerre göremiyorum. Bir şöyle yapalım. Siz bunu yapmayın arkadaşlar. Sonra böyle yapalım ki önümüzdeki tüyleri de alalım, değil mi anne? Buralarda da tüyler varmış. Eyvah, her yerin tüy olmuş. Elbisemizdeki tüyleri de topladığımıza göre şimdi okulda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi eve geldim. Gün çok güzeldi, çok eğlendim ama video çekemedim arkadaşlar. Olsun, yine de bir şey olmaz. Siz böyle hissetmeye çalışın. Zeynep çok eğlenmişti ya, ne kadar güzel bir günmüş falan deyin. Ve karnemi de aldım.
Neni? Karnım burada. Karnımı göstereyim mi? Yok, karnım videosu başka. O Fenomen TV'ye başka bir videoda olacak. Onu da bekleyeceksiniz arkadaşlar. Burada da küçük bir notumuz var. Bunu hiç açmadım. Açayım mı? Aç. Açtım. Bir dakika açıyorum. Mezuniyet belgesi. Zeynep Yorulmaz falan filan. Okulumuzdaki eğitim sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanıyor. Tamam. Bu da mezuniyet belgemizmiş. Hemen şöyle yapıyorum. Bunu takamadım kızım. Burada mezuniyet belgem var. Burada da karnem var arkadaşlar. Bunların videosu da Fenomen TV YouTube kanalında yayında olacak. İnceleyeceğiz hepsini teker teker. Beklemede kalın. Bu arada benim gibi mezun olan arkadaşlarımız var. Sizin mezuniyetiniz nasıl geçti? Bunu bana Instagram'dan, yani Zeynep Yoramaz bir Instagram hesabıma mesaj olarak atabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince duygu ve düşüncelerinizi ortak olmaya çalışacağım. Diğer videolarımda görüşürüz. Hoşça kalın.